Sur yapının katkılarıyla hazırlanan başarı bedel ister başlıyor Sen ancak ve ancak seni yaratana kul olabilirsin başka bir şeye kul olamazsın hatırla kim olduğunu diyecek de okuş Mankurtsa bir insan ondan asla bir başarı bekleyemezsiniz o sadece köledir Evet değerli dostlar. Mankurtlar başarılı olamaz. Neden? Çünkü hafızaları kendilerine ait değildir. Mankurtlar başarılı olamaz. Çünkü tarihlerinden uzak yaşarlar. Mankurtlar başarılı olamaz. Çünkü iradeleri kendi elinde değildir ve efendileri vardır. Efendileri onlara ne derlerse onlar da onu yapar. Yıl 1987. Erzurum'da verdiğim ilk konferansın adı mankurtlardır. İlkokul öğretmenim gelmiş konferansa. Beni dinledikten sonra çıkışta dedi ki Nurullahcığım dedi. Yani çok güzeldi ama neden ismini Mankurtlar koydun dedi konuşmanın. Ben de ona şu cevabı verdim. Hocam dedim gelecekte bu kavrama ihtiyacımız olacak. Bu kavram hem ülkemizden de dünyada çokça kullanılacak. Çünkü insanlık büyük bir mankurtlaşmanın eşiğinde. Ülkemde zaten yıllardır ülkemin insanları mankurtlaştırılıyorlar. O zaman çok da böyle ilginç bir şey de olmuştu. Emniyet güçleri ve polis kardeşlerimiz çok büyük önlemler almışlar. Konuşmanın olduğu salonun çevresinde. Ben de ne olduğunu anlayamadım yani. Konferans için Erzurum Halk Eğitim Merkezine gittim, baktım böyle polisler dizilmişler sağda solda. Hayırdır dedim yani bu nedir? E dediler ki siz dediler kurtlara anlatacaksınız ya. Yani. Onun için de biz önlem aldık. Ne olur ne olmaz dedim ki ben siyasi bir konuşma yapmayacağım. Yani kurtlarla ya da başkalarıyla değil mevzu mankurtlarla ilgili. Polis'in biri dedi ki "Mankurt ne?" Dedim "Burada uzun uzun anlatamam. Fırsatınız olursa içeriye gelip dinleyin." Çıkışta polis kardeşimiz yanıma geldi. "Ya hocam dedi. Yeni bir kavram öğrendim. Ama iyi ki dinledim." dedi yani. "Allah bizi mankurtluktan korusun." dedi. Aynı konferansı 3-4 ay sonra İstanbul'da Sultanahmet'te verdik. Yine 1987 yılında. Orada da benzer bir hikayeyle karşılaştık. Benzer bir atmosferle karşılaştık. Yine dizi dizi polis kardeşlerimiz, emniyet kuvvetleri aynı şeyi orada da gördük. Neden dedik böyle yoğun önlemler aldınız? Abi siz siyasi bir konuşma yapacaksınız, kurtlar filan diyeceksiniz dediler. Anlayışa bakar mısınız? Yani bir anlayış Erzurum'dan İstanbul'a aynı davranış kalıbını bize gösterebiliyor. Çünkü benzer şeylerle yoğrulmuş zihinler, benzer üretimlerde bulunurlar. Ben Mankurt kavramını ilk defa 1980'li yıllarda okuduğum Cengiz Aytmatov'un Gün Olur Asra Bedel romanında görmüştüm. Romanı birkaç defa okudum. Ama özellikle onun yaptığı o Mankurt tanımlaması üzerinde çokça düşündüm. Çünkü başarıyla birebir özdeş bir kavram Mankurt kavramı. Çünkü Mankurtsa bir insan ondan asla bir başarı bekleyemezsiniz. O sadece köledir. Söyleneni yapar kendisine bir şeyleri dikte ettirirler, bir şeyleri ezberletirler, o ezberlenenle yaşar. Ve konu benim daha önce başarı bedeli isterde anlattığım bir bölümle de çok yakından ilgili. Tavırlar nazariyesi. İbn Haldun'un tavırlar nazariyesini anlatırken hatırlayacağınız üzere devletlerin tavırlarından söz etmiştim. Kuruluş tavrı, mutlakiyet tavrı, refah tavrı, barış ve israf tavırlarından söz etmiştim. Ve Osmanlı Devleti ile Türkiye Cumhuriyeti'ni anlatırken de bu tavırlarda nasıl geçtiklerini söylemiştim. Ve biz Osmanlı Devleti yıkılırken verdiğimiz Çanakkale Savaşı, Kurtuluş Savaşı bunları kazandığımızda şükretmiş bir devlet kurmuştuk ama o devletin kuruluşundan sonraki mutlakiyet tavrı, refah tavrına dönüşmeden doğrudan barış tavrına dönüşmüştü. Bu dahi ile alakalı bir kavramdır. Bunun dahi böyle olduğunu bilmemiz gerekiyor. Kuruluştaki hayallerimizle kuruluştan sonra gerçekleşenler arasında büyük bir uçurum oluşmuştur. Öyle bir tasfiye hareketi, öyle bir değiştirme hareketi yaşanmıştır ki tarihimiz, ekonomimiz, sanatımız bize ait olan ne varsa üstü örtülmüş, perdelenmiş, milletimizden ve onun hafızasından uzaklaştırılmış. Gençlerimiz adeta bir mankurtlaştırma hareketinin içerisinde özlerinden ve tarihlerinden koparılmışlardır. Ne kadar çok mutluluk verici ise savaşı kazanmak ve yeni bir devlet kurmak. Ondan sonraki hadiseler de o kadar çok hayal kırıcıdır ve insanı huzursuz eden, umutsuzluğa sevk eden bir hikayenin tam da merkezinden bize seslenir. Onun için bu Mankurt hikayesini bu ülkede herkesin bilmesi lazım diye düşünüyorum. Herkesin öğrenmesi lazım. Çünkü Mankurt demek kendisinde olmayan insan demektir. Cengiz Aytmatov orada böyle anlatıyor. Diyor ki Sarı Özek Bozkırı'nda eski yüzyıllarda Orta Asya'da kabileler birbirleriyle savaşırlardı. Ve aldıkları esirleri köleleştirme yarışına girmişlerdi. Yani düşünebiliyor musunuz? Bir kabile savaşıyor, esirler alıyor, genç kızları, delikanlıları onları kendisine nasıl köle yapabileceğinin yollarını arıyor. Öyle bir şeyler yapayım ki diyor bana köle olsun. Benim emrimden hiç çıkmasın. Bu köle yarışını Juan Juan diye bir kabile kazanıyor. Çünkü aldığı esirleri mankurtlaştıran kabilenin adı bu. Juan Juan'lar. Bunlar değişik kabilelerle yaptıkları savaşlarda aldıkları esirleri, genç kızları, delikanlıları mankurtlaştırırken şöyle bir işlemden geçiriyorlar. Ellerini ayaklarını bağlıyorlar. Boyunlarına halkalar geçiriyorlar, demir ya da tahta halkalar. Onları Kızgın Çöl'ün içerisine bırakıyorlar. Birkaç gün orada bekletiyorlar onların hazır hale geldiklerini düşündükleri zaman kafa derilerini canlı canlı yüzüyorlar ve çıkarıyorlar. Ve hemen oracıkta kesilmiş bir devenin boyun derisinden bir parçayı da alıp onların derileri yüzülmüş kafalarına dikiyorlar. Ve onları bırakıyorlar tekrar kızgın çölün ortasına. Yüz kişiden üç kişi, beş kişi, on kişi ya sağ kalıyor ya da kalmıyor. Ölmek istiyor insanlar. Kafalarını yerlere vura vura kendilerini öldürmek istiyorlar. O halkalara rağmen. Çünkü öyle acı çekiyorlar. Kızgın güneş, yara soğumaya başlıyor, deri kurumaya başlıyor, kıllar çıkamıyor, geriye dönüyor vesaire. Büyük acılar çekiyorlar ve büyük kısmı ölüyor onlar. Ayakta kalanlar kimler biliyor musunuz? Onlar sadece ve sadece artık hafızalarını kaybedenler. Ayakta kalanların hafızası siliniyor. Nereden geldiğini bilmiyor, kim olduğunu bilmiyor, anasını bilmiyor, babasını bilmiyor. Tarihinden haberi yok. Kimi tanıyor biliyor musunuz aziz dostlar? Sadece ve sadece kafa derisini yüzen adamı tanıyor. O ne derse onun izinden gidiyor. O ne derse onun yolundan gidiyor. Onun emrinin dışına asla çıkmıyor. Bu adama mankurt deniyor işte. Köleleştirilmiş insan. Hafızası, tarihi, benliği, değeri, inancı ortadan kaldırılmış tip. Hiçbir şey yok. Geriye bir şey kalmamış. Adeta kendisini efendisinin yarattığını zannediyor. Bu hadisenin, romanda da öyle güzel bir karşılığı vardır ki Cengiz Aytmatoğlu'da. Nayman Ana, oğlu Jolaman'ı ok atarak, kılıç kuşandırarak, eğiterek, öğreterek, tarihini, dinini, imanını, nereden geldiğini, nereye gittiğini anlatarak yetiştiriyor. Babası dönem bay bir savaşta şehit olmuş zaten. Bizim anamız Nayman Ana, öyle bir yetiştiriyor ki Jolaman'ı. Jolaman yiğit bir delikanlı ama bir bilgi aynı zamanda. Genç bir delikanlı ama okumuş, öğrenmiş, ne yapması gerektiğini bilen bir insan. Hazreti Adem'den bugüne kadar, Hazreti Peygamber'den bize kadar İslam tarihini, Müslümanlığı, imanı, tarihi, vicdanı, insanı, adaleti her şeyi kavramış bir delikanlıdan bir gençten söz ediyorum. Joan Joanlar köyü basıyorlar ve bir savaşta Jolamanı da esir alıyorlar. Nayman'ına duyuyor ki Jolaman mankurtlaştırılmış. Biliyor musunuz? Bir delikanlı ya da bir genç kız mankurtlaştırıldığı zaman aileleri aramazmış artık. Çünkü bulsalar da kendilerini tanımazmış mankurt. Ben senin ananım dediğinizde sizi tanımayan bir varlıkla karşı karşıyasınız. Düşünsenize. Nayman ana vazgeçmemiş. Ben demiş onu çok iyi eğitmiştim. Bir şeyler vardır onda. Beni hatırlayacak bir şeyler vardır. Onu bulmam lazım. Aramış yıllarca. Dört yıl sonra bir deve sürüsünün başında kafası deriden bir bölümle parlayan ışıkta parlayan bir çobanla karşılaşmış ve bakmış ki Jolaman, oğru Jolaman. Ya da Süleyman, Ahmet, Mehmet ne derseniz deyin. Yaklaşmış yanına. Oğlum demiş. Ben Nayman'ım, senin ananım. Anam da kim demiş? Mankurt. Ne anası demiş. Ben demiş dönen bay neşim, dönen bay senin baban. Biz falan köydeniz, falan inançtanız. Değerimiz bu, dinimiz bu, tarihimiz bu. Ne tarihi, ne dini? Din nedir, tarih nedir? Sen kimsin? Yürü filan demiş. Naiman Ana ne yaparsa yapsın. Mankur'da bir türlü kendisini ve geçmişini hatırlatamamış. Gözyaşları içerisinde devesi akmayanın başına dönmüş. Tam deveye bineceği anda efendisi gelmiş yolamanın. Efendisi demiş ki o kimdi? Mankurt demiş ki anam olduğunu söyledi. Efendisi demiş ki o senin anan değildi. Öldür onu. O senin kafa derini yüzmeye geldi. Senin düşmanın. Mankurt demiş ki Aa, bu benim düşmanım o zaman. Yayını germiş, okunu takmış. Nayman ana devesi akmayanın sırtına binip son bir defa dönüp oğluna hasretle bakarken okunu göndermiş. Ok hızlı bir şekilde gelmiş. Nayman Ana'nın bağrından girmiş ve onu devesi Akmaya'nın sırtından aşağı doğru yavaş yavaş indirmiş. Şehit olmuş Nayman Ana. Cengiz Aytmatov diyor ki orada Nayman Ana'nın beyaz baş örtüsü bir kuşa döndü. O kuş geldi, man kurdun başı etrafında döndü ve ona şöyle haykırdı. Hatırla, hatırla kim olduğunu. Sen Jolamansın, senin baban dönen bay. Hatırla, hatırla kim olduğunu. O kuş benim ülkemde olsaydı şu anda ne derdi acaba biliyor musunuz? Senin adın Mehmet, senin adın İsmail, senin adın Ahmet, sen Ömer'sin, sen Ali'sin, sen falansın filansın. Kim olduğunu hatırla. Yüzyıllara bir düşün. Nereden geldiğini, milletini, tarihini, dinini, imanını. Sen birdenbire yokluktan ortaya çıkmış bir efendinin yarattığı bir tip değilsin. Sen ancak ve ancak seni yaratana kul olabilirsin. Başka bir şeye kul olamazsın. Hatırla kim olduğunu diyecekti o kuş. Diyor ki Cengiz Aytmatov. Dönen baykuşu yüzyıllarca sarı özek bozkırında uçup durdu. Bozkır'daki kervanların yolunu kesti. Yolcuların karşısına çıktı ve onlara şöyle seslendi. Hatırlayın, hatırlayın kim olduğunuzu. Siz şusunuz, siz busunuz. Nereden geldiğinizi bilin diye onlara kimliklerini hatırlattı. Aytmatov'a Paris'te soruyorlar diyorlar ki bu mankurt tipiyle siz Sovyet Rusya'da kimliğinden koparılmış, geleneğinden koparılmış 3 aylıkken, 5 aylıkken beşiğinden alınıp götürülmüş, komünist olarak yetiştirilmiş, hiçbir şeyi tanımayan gençleri mi kastediyorsunuz? Ne diyor Aitmatov biliyor musunuz? Asla diyor. Sadece onları değil. Dünyanın neresinde birisi bir çocuk, bir delikanlı tarihini bilmiyorsa, kimliğini bilmiyorsa, nereden geldiğini bilmiyorsa, kim olduğunu farkında değilsin köleleştirilmişse, efendileri varsa, ona ne istiyorlarsa onu yaptırıyorlarsa mankurttur diyor. Ve ben de diyorum ki aziz dostlar, bir insanın mankurt olması için ille de kafa derisinin yüzülmesi gerekmez. Ruhunun derisini yüzersiniz bir adamın, tarihinin derisini yüzersiniz, sanatının derisini yüzersiniz, türkülerinin derisini yüzersiniz, sanat müziğinin derisini yüzersiniz, nereden geldiğine dair kimliğini ortadan kaldırırsınız. Onu sanki dünyaya ait bir varlık ya da dünyaya ait bir kaynak yaratmış gibi onu ortaya çıkarırsanız, tarih bilinci olmayan, ilmi bilinci olmayan, kimlik bilinci olmayan bir genci yetiştirirsiniz, o genç anasını tanımaz, babasını tanımaz, tarihini tanımaz, milletini tanımaz, nereden geldiğini bilmez, mankurtlaşır ve onu idare eden dünyadaki bir takım efendilerin kölesi haline gelir. Aslında aziz dostlar, dünyayı yönetenler ve sömürmek isteyenler, küresel manada dünyaya hükmetmek isteyenler bunu çok severler biliyor musunuz? Bu mankurt kavramı tam da onların çok hoşlanacağı bir kavram. Çünkü bütün insanlığı mankurtlaştırdığınızda iki cümleyle satarsınız, iki cümleyle sömürürsünüz, iki cümleyle sokaklara çıkarırsınız. iki kelimeyle, iki direktifle onları bir ordu haline getirip kendi hayalleriniz için kullanabilirsiniz. Halbuki bizim dünya görüşümüz, bizim düşüncemiz, bizim iz anımız ve imanımız buna terstir. Terstir. Biz sadece Allah'a kul oluruz ve Allah'a kul olduğumuz için de hiçbir insana secde etmeyiz. Peygamber bile olsa biz insana secde etmeyiz ve insana kulluk etmeyiz. İnsana kölelik etmeyiz. Düşüncemizin, imanımızın ve değerlerimizin yolunda yürürüz. Sorabilirsiniz bunun başarıyla ne alakası var? O kadar çok alakalı ki. Başarı mankurtlaşanların gerçekleştirebilecekleri bir eylem değildir. Çünkü mankurtlar Başkalarının arzu ettiklerini yaparlar. Mankurtlaşmayanlarsa kendi amaçlarını, kendi hayallerini, kendi hedeflerini gerçekleştirebilen insanlar haline gelirler. Hani demiştik ya üç ayrılır insanlar. Düşünenler, yapanlar, hem düşünenler hem yapanlar. Soruyorum size. Mesela mankurtlar düşünebilirler mi? Düşünemezler. Fikir üretebilirler mi? Üretemezler. Başkalarının fikirlerini alırlar, kullanırlar. Daha çok efendilerinin fikirleriyle hareket ederler. Mankurtlar bir şey ortaya koyabilirler mi? Koyamazlar. Çünkü onlar bir önceki bölümde de söylediğim kolaycılığa alışmışlardır. Sürünün başında durayım, ekmeğim gelsin, peynirim gelsin, ayakta kalayım. Sürüyü güdeyim, ben de geçimimi sağlayayım. Ama onlar bir sürüyü tesis etmenin bilgisine ve imkanına sahip değillerdir. Peki düşünemeyenler ve sadece yapanlar ne haline gelirler? Köle haline gelirler. O zaman mankurtların hem düşünen hem yapan olma imkanları yoktur. Oysa başarıysa hem düşünen hem de yapan insanların ve milletlerin hadisesidir. Bireye taluk eden tarafı şudur. Düşünebiliyorsanız, fikir üretebiliyorsanız, bir kendiniz için fikir üretirsiniz. Metodoloji belirlersiniz. O metodu uygulamaya koyarsınız. Yarınlarınızı bugünden planlarsınız. Planınızı programınızı harekete geçirirsiniz. O planı gerçekleştirirken de bir takım efendilerin kölesi kulu olarak değil, özgürce düşünerek, bağımsızca düşünerek kendi düşünceleriniz ve inançlarınız doğrultusunda yürüyerek gerçekleştirirsiniz. İşte bu sizi hem düşünen hem yapan haline getirir. Devlet olarak, millet olarak da biz bunu gerçekleştirdiğimizde düşünen ve yapan bir millet, düşünen ve üreten bir devlet oluruz ki yarınlarda bu bizim dünyaya, dünyanın kölelerine hakim olmamız anlamına gelir. Biz istiyoruz ki dünyada köle olmasın. Herkes bilinçli olsun. Herkes ne yaptığının farkında olsun. Yani Necip Fazıl'ın o mısraları ne güzeldir. Ey düşmanım, sen benim ifadem ve hızımsın. Gündüz geceye muhtaç. Bana da sen lazımsın diyor. Biz düşmanımızın bile bize lazım olduğuna inandığımız noktada insanın köleliğine karşıyız. Düşmanımız dahi köle olmasın. Çünkü bizde kölelik diye bir şey yoktur. O dahi düşünen, üreten, ortaya bir şeyler koyabilen birisi olsun. En tehlikeli insan düşünemeyenler. ...ve üretemeyen insanlardır. Mankurtlaşmaya karşı koyabilmenin yolu... ...belli bir noktaya kadar sessiz kalalım... ...ondan sonra biz bununla mücadele edelim... ...demekten geçmez. Meselenin bilincinde olup ilk günden itibaren... Te ...tedbir almayla ve karşı koymayla mümkündür. Mankurtlaşmaya karşı koyabilmek. Bir de aziz dostlar... ...modern çağın mankurtlaştırma yöntemleri... ...o kadar çok fazla ki... ...öylesine uyanık olmamız gerekiyor ki. Yani şöyle düşünün... ...bir anne baba aynı evde yaşadığı çocuğunu onun bilgisayar başında telefon başında geçirdiği vakitlerin 10'da biri kadar 20'de biri kadar onda biri kadar evinde göremiyorsa onunla konuşmakta zorlanıyorsa ilişki kurmakta zorlanıyorsa o telefondaki bir oyunu annesiyle babasıyla yapacağı konuşmaya ya da geçireceği zamanlara daha fazla tercih ediyorsa daha çok tercih ediyorsa hatta onunla meşgulken ailesini unutuyorsa geçmişini unutuyorsa Onlarla irtibatı unutuyoruz. Yarın ayrıldığında başka bir evde olduğunda yılda bir defa iki defa annesi babası aklına geliyorsa bayramdan bayrama selam veriyorsa hatta huzur evinde gidip onu ziyaret ediyorsa ya bir insanın mankurtlaşmasının ya da mankurtlaşmamasının değerini tercihini artık nasıl yapabiliriz? Yani kendisinden kopmuş, geçmişinden kopmuş, kimliğinden kopmuş, ailesinden kopmuş, dijital mekanizmaların esiri olmuş ya da maddi mekanizmaların esiri olmuş, materyalist bir mantık içerisinde, menfaatperest bir anlayış içerisinde, al vergülüm ver meselesine mahkum olmuş bir insanın, değişik böyle e, cazibeli isimlerin, oyunların, sinemanın, müziğin ve müzikle, sinemayla ve başka sanat dallarıyla ona dayatılmış bir takım onu köleleştiren mantık yürütmelerin vesaire mahkum haline gelmişse, bunu değerlendiremiyorsa mankurtlaşmadığına dair bir kelamı edebilir miyiz? Modern çağın mankurtlaştırma yöntemleri o kadar çok ki. Mesela alışveriş merkezlerine girdiğim zaman hep aklıma gelir bu mankurt kavramı. Neden biliyor musunuz? Bir insan sabah 10'da bir alışveriş merkezine girip gece onda nasıl çıkabilir diye düşünüyorum. Çünkü tanıdığım insanlar var. Sabah giriyorum gece sinemadan çıkıp eve geliyorum diyenler var bana. Nasıl oluyor diye düşünüyorum. Yani bir alışveriş merkezine giriyor. Sabahtan akşama kadar 12 saat orada geziyor, yemeğini yiyor, eğleniyor, sinemaya gidiyor. Dünya hiç yok sanki. Zaman diye bir şey yok. Zaten o alışveriş merkezlerinde genellikle pencere yoktur. Zamanı unutturur. Saat filan yoktur. Zamanı hatırlatmaz ki orada kalasınız diye. Çünkü kapalıdır. Ben hiç rastlamadım çok nadir. Dışarıyı hatırlatan, zamanı hatırlatan. Çünkü şöyle düşünebilirsiniz. Ya eyvah ikindi olmuş. Ben burada ne yapıyorum? Bir çıkayım da işime bakayım, bir şeylere bakayım filan diye düşünebilirsiniz. Bunun dahi önünü kesen bir anlayış vardır orada. Sizi dört duvar arasına, dışarı ile irtibatınızı kesen bir hayatın içerisine mahkum eder. Ama para vardır elinizde, kredi kartı vardır. Mağazalar çok güzel düzenlenir tezyin edilir, zinetlendirilir. Sizi cazip gelen o kadar çok şeyle karşı karşıya getirirler ki oradan ayrılmaya gücünüz yetmez. Sineması vardır, oyun alanı vardır. Başka başka alışveriş yaparken zevk duyarsınız. Sinemaya giden, gittiğinizde zevk duyarsınız. Yediğinizde içtiğinizde ama hayatı unutursunuz. Geçmişi unutursunuz. Geleceği unutursunuz. Çocuğunuzu nasıl yetiştireceğinizi unutursunuz. Çocuğunuzun dışarıda ne yaptığının farkına varamazsınız. Dışarıdaki hayatta neler olduğunu düşünemezsiniz. Kimin sıkıntı çektiğinden haberdar değilsiniz. Mezarlıklar aklınıza gelmez. Hastanelerdekiler aklınıza gelmez. Siz başlı başına orada sanki materyalizmin kulu kölesi gibi yaşamaya devam edersiniz. Elbette birçok insan böyle değil, böyle düşünmez. Ama hava böyledir, fotoğraf böyledir. İşte bu fotoğraf insanı yavaş 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 mankurtlaştırır bir tanesini söyledim. Böyle 100 tane mekanizma var insanı mankurtlaştıran. 200 tane mekanizma var. O kadar çok mankurtlaştırma düzeneği oluşturulmuş ki değerli dostlar. Bunların önüne geçmek için düşünmemiz lazım. Herkes kendisini mankurtlaştırmak için harekete geçmiş düzeneğin ne olduğunu düşündüğünde biz meseleyi hallederiz. Acaba beni ne özümden koparıyor? Tarihimden, kimliğimden, kişiliğimden insan olmaktan ne uzaklaştırılıyor, uzaklaştırıyor diye düşündüğümüz anda meseleyi halletmeye başlarız. Ne yaparız biliyor musunuz? Döneriz, geçmişimizi okuruz. İnsan kimdir? Nereden geldi? Yeryüzüne nasıl indi? İnsan dünyada yaşamaya nasıl başladı? Hazreti Adem kimdir? Hazreti Havva kimdir? Tarih nedir? Osmanlı kimdir? Türk milleti kimdir? Falan millet kimdir? Filan millet kimdir? Milletler neden oluştu? Cenab-ı Hak neden buyuruyor Kur'an-ı Kerim'de biz sizi anlaşmanız için kabileler halinde yarattık. Kabileler halinde yaratılmamızın, ırklarımızın farklı farklı olmasının sebebi kavga etmek midir? Değildir. Biz tanışmaktır, bilişmektir, bir araya gelmektir. Şimdi bunları okudukça kimliğini öğrenecek, insan olduğunu, yaratıcının olduğunu, Allah'ın olduğunu, kainata onun hakim olduğunu, onun kulu olduğunu öğrenecek. Zamanı ona göre kullanacak makinenin esiri, maddenin esiri, materyalizmin esiri olmayacak. Ne yapacak peki? Hedefleri olacak. İnsanlığa bir şey sunmak için gayret sarf edecek. Bir başarıyı sadece kendisi için değil, çocukları için değil, bütün millet için ve insanlık için bir başarıyı göstermesi gerektiğini farkına varacak. Soruyorum size. Birisi benim dediğim insan olsa, birisi de mankurtlaşmış bir tip, günübirlik hayatın içerisinde kaybolan, biri de geçmişini bilen, kim olduğunu bilen, Nayman Ana'yı tanıyan İkisine bir hedef verseniz, aynı hedefi gösterseniz ikisine, o hedef hangisi daha önce ulaşır? Tahmin edin bakalım. Hepinize sevgiler. <laughs> sur yapının katkılarıyla hazırlanan başarı bedel ister sona erdi